Keep the Faith. Hocam Regina Spektor sesinizi yapar mısınız? Çok seveceksiniz. Bakalım. Keep the faith. Keep the faith. Oh, you're gonna keep the faith. Keep the faith. Regina Spektor, Baby Jesus. Kaç sene önce? Ne? Ne? Ne oldu ya? Piyano yaşlı. Last night I saw the owner kissing and whispering its ear. I was walking home from Walgreens and he didn't hear me see him. Oof. And on the bare Benics one and all the super casual hallelujah, welcome back the baby king, the baby king. All the believers they were smiling and hoping at each other. I could honestly scared for my life. They said all the non-believers they get to eat dirt and the believers get to spit in their graves. All the non-believers they get to eat dirt and the believers get to spit in their graves. All non-believers, all non-believers, all non-believers. Pandora'nın kutusu gibi ya. Ne kadar çok farklı renk var sesinde. Well, they've been shown it on the news. It was 30 times its size. Megaphone and the heart-shaped roof was hovering in the skies. And all the silver cars were hallelujah, hallelujah. What about the baby king, the baby king? All the believers, they were smiling and winking at each other. I can honestly say I was scared for my life. Buralar tamamen güçlü. Bu bölümler rap'in atası gibi. All the non-believers that get to eat dirt and the believers get to spit in their graves. All the non-believers they get to eat dirt and the believers get to spit in their graves. All the non-believers, all the non-believers, all the non-believers. Nefismiş ya. Birazcık kim olduğuna bakalım. Hakikaten çok sevdim. Kim göndermişti? Keep the Faith. Kesinlikle öyle. Regina Spektor. 1907 Sovyet Rusya'da doğmuş Amerikalı şarkıcı. Allah Allah. Söz yazarı piyanist. 42 yaşındaymış. 80'li. Kardeşim de yaşıt falan. Çok saçma. Spektor müzisyen bir Yahudi ailesinde doğdu. Babası Ilya Spektor fotoğrafçı ve amatör kemancıydı. Annesi ve bir Rus kolejinde müzik profesörüydü. Şimdisi New York'ta bir ortaokulda müzik öğretmektedir. Şaka gibi. Oha. Kumru geldi çocuklar. Hayda, ortalık yangın yeri şu anda. Kumru ses analizi geliyor. Mi bemol. Duyuyorsunuz değil mi? İyice açayım sesi. Gitmiyor. Açtım iyice sesi. Bana bakıyor şu anda. Gel. Bakalım be. Hemen pencerede. Sen de. Acaba tizleştirsem tizleşir mi? Tizleştirir.
O ses yok abi. Bakın şimdi... Ay, cep telefonum burada mı? Dur. Ben piyanoyu çalmayınca ses çıkmadı. Arkadaşlar, instagram.com Emre Yücel'e hemen giriyorsunuz. Canlı yayına geçiyorum. Kumru'yu göstereceğim size. Başka türlü gösteremeyeceğim çünkü kamerayı döndürürsem kaçar. Şu an Instagram'da canlı yayındayım. Bu ne be? Ne odası? Çok güzel sesi geliyor. Lan çekilsene. Ya Instagram bir özelliğe geçmiş. Ekranda bana gösterecek. Delirmiş ya. Tamam, bastım. Allah'ım ya Rabbim. Gösteriyor. İzleyin. Instagram'da şu anda. Görüyor musunuz? Başlıyorum. Hadi kumru. İçeri gelecek ha. Ah, kaçtı. Görüşmek üzere. Instagram'da şu an yüklü. Özgün, oradan alalım ya. Yükledim ki alayım diye. Ben yüklerim hocam onu. Efsane ya. Regina Spektor. Bir anda şoka girdi. Kumru geldi ve bildiğin analiz yaptı. İnanamıyorum. La 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 la. Çok hoştu. Çok mutlu oldum. Peki. Çok ilginç. Spektr ailesi 1989'da Petr Perestroika döneminde vatandaşların göçüne izin verildiğinde Sovyetler Birliği'nden ayrıldı. 9 yaşındaki Regina ne yazık ki piyanosuna veda etmek zorunda kalmıştır. Piyano çalışmalarındaki başarısı ailesinin ayrılmama kararı almayı düşünmesini sağlamış. Fakat Yahudilerin gördüğü etnik ve politik ayrımcılık nedeniyle göç etmeye karar vermişler. İlk olarak Avusturya'ya, daha sonra İtalya'ya giden aile son olarak New York Bronx'a yerleşmiş. Spektr burada bir Yahudi okulu olan Sar Akademisi'ne gitmiş ve buradan mezun olmuş. Daha sonra yine dini bir okul olan Fritz Okulu'na gitmiş. Fakat 2 yıl sonra laik bir okul olan Fairlawn'ın lise yıllarını burada tamamlamış. Eskiden sadece klasik müzik sevdiğini ama daha sonra hip hop, rock ve punk'a ilgi duyduğunu söylemiş. Vay be, nereden geldik ha? Hip hop'un atası dedim ya. Spektr klasik müzikte New York Manhattan Müzik Okulu'nda profesör olan müzik öğretmeni, piyano öğretmeni Sonia Vargas tarafından iyi bir temele sahip olmuş. Rusya'da bir piyanoyu getirememiş aile ama Spektr sinagog bodrum katında bir piyano bulmuş ve onunla çalışmış. Bu nasıl bir tutku ya? Yani işte abi, yani şarkı söylerken şimdi ilk dinlediğimde şunu hissettim. Öylesine böyle yürekle bağlı ki enstrümana. Yani artık vücudunun bir parçası gibi o enstrüman. Ve hani bu böyle insanların şarkı söylemesi çok başka bir şeydir ya. Gitti bak, kumru karşımda duruyor. Gitti, o binaya kondu. Oradan bana bakıyor. Neyse. Acayip. Bir sürü de albüm yapmış kadın. Ne efsane kadınmış ya. Bayıldım. Başka şarkılarına da bakacağım. Regina Spektr. İsmi de ilginç. 15 yıl önce son parçası. Ne olmuş abi kadına? Yaşıyor mu kadın? Yo, yaşıyor. 42 yaşında, daha da genç. Regina Spektr, Tour Music Video Store. Allah. Yani 15 yıldır hiçbir şey yok web sitesinde. Hep müzik videolar. Like a Virgin. Bakalım nasıl yorumlamış. (Gülüyor)
şey bulamıyorum. Regina Spektir, Asperis Mui. Bak bu olabilir. Müzikal gibi değil mi parçalar? Rusça'ya başladı. Ay ne kadar güzel müziği var ya. Bayıldım. Ve çok ilginç bir özelliği var. Gerçekten şöyle farklı bir yetenek. Mesela aynı yetenek Sting'de de vardır. Çok onu da söylerim ve ben yani ilk Sting analizi yaptığım zaman yani neler yazdılar altına. Ama o yazılanların hiçbir anlamı olmadığı seneler içinde ortaya çıkıyor işte. Mesela ben Sting'i dinlediğim zaman bozacı gibi gelir bana. Bu şekilde. Bozacılık nedir? Sokak satıcılığı gibidir yani. Sokakta bir şey satan insandır. Aynı hissi aldım Regina Spektör'da. Regina Spektör'da böyle daha çok gazete satan, sokakta bir şeyler satan bir insanın okuma stili var. Yani böyle çıkıp gel bakalım abim. 5 lira, 5 lira, 5 lira. Yemin ediyorum aynı ruh. Veya vapurda bir şey satan. Hikayeleştirdiği şey çok... Yani bu müziği o kadar insanların hayatından bir parça gibi ki... Size çok kolay bir yerden, sokaktan yakalıyor. İlginç bir tarzı var. O nedenle o hip-hop'a... Veya işte diyor yani rap'e ilgi duymuş. Zaten aynı formatta yani. Sokağa ilgi duyduğu için aynı şeyi yaşamış bir kadın. Hakikaten bayıldım. Çok farklı bir tarz. Hem bir şey orkestra yani şey konser çalgısı, enstrüman çalacaksınız. Yani bir piyanist kolay kolay bir rapçi olmaz yani. Birbirleriyle kültür farkı vardır bir kere. Yani birini salona soktuğunuz zaman biri zıplayacaktır. Fakat oturup piyano başında armoni çalıp üstüne sokaktan bir şeyler anlatabilmek çok ilginç bir kafa yani. Gerçekten ilginç. Çok savrulan bir hayatı gösteriyor. Her yerden böyle bir parçalanmış bir şey de var yani. Bir karmaşa da var aslında. Bir insan iki şeyden zevk almaz. Ya onu demeye çalışıyorum. Hem böyle armoni piyanoyu geliştirip bir yandan da sokağa inmek çok kolay bir iş değil. İşte hayat insana neler yaptığını kimsenin bilemeyeceğiniz bir sürpriz. Yani öyle bir şey ki düşünsenize. Doğuyorsunuz. Doğduğunuz gün genetik kodlarınız bir başkasından farklı. Tamamen kendinize hassınız. Parmağınızın ucundan gözünüzün, teninizin rengine her şeye kadar. Bir başkasıyla aynı değilsiniz. O sizsiniz. Yetmiyor. Yaşadığınız hayat da birbirinden ayrılıyor. Yani ne kadar çok türev ayrılıyor düşünün yani.
Ve bambaşka bir şeye dönüşüyorsunuz. Yani belli bir yaşta. Çocukluğunuz başka, bakın Rusya'da geçmiş, oradan oraya geçmiş, oradan oraya. Her yerde başka bir kültürden beslenerek büyümüş. Ve her kültürün etkisiyle artık siz doğduğunuz insanın farklılığından ve yaşadığınız hayatın da farklılığına bambaşka bir karakter ve bambaşka ifade, söz, müzik ve davranışa sahipsiniz. Acayip. Mesela Regina Spektor'ı yolda dinler misiniz? Bilmem. Ama ben Regina Spektor'ı çok keyifli bir müzikalin içinde dinlerim. Çünkü bana orada bir hayatı anlatan birini izlemek isterim. Acayip zevkli. Özgüncüm buyur. Hocam Keep the Faith chat'e şey demiş. Yakın zamanda albüm çıkıyormuş. Güzel. Orijinal. Keşke bir röportaj istesek ya Özgün. Kısmet. Yakalarız belki. Yazalım hocam. Lütfen yazalım. Yazalım. Çok orijinal. Yani mesela böyle insanlar benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü tamamen şahsına münhasırlar. Ve ilham vericiler ya. İlham, kendileri ilham verici. Yani birçok yeni müziğe başlayacak insana ilham verici. Tamamen kendi stili var çünkü. Hiçbir şeye benzemiyor. Benzetiyor musunuz? Birine benzettiniz mi yani? Hani ne bileyim. Jesse J'ye benziyor mu yani? Benzemiyor. Yani ana bir pop akımına benzemiyor tarz. Kendine az bir şey gidiyor yani baştan sona. Çok hoş. Hele bir de ortasında bir yandan da Rusça'ya başlaması. Bağırır gibi değil mi? Yani bir şeyi ister gibi, savunur gibi, sokakta söyler gibi yani, kızar gibi, ne bileyim yani haykırır gibi. Tutkuyla bir şey ister gibi, istemek gibi, elinde bir gazeteyle koşan çocuk gibi yani. Yazıyor, yazıyor. O hissi taşımıyor musunuz? Ve büyük bir ağızla. Zenginliği çok fazla kadının. Farklı melodi yapılarıyla, okuma biçimleriyle o kadar güzel size yansıtıyor ki. Hakikaten bir müzik öğretmeniymiş bir de ya. Ne ilginç değil mi? Vay be Regina Spektor. Bayıldım tarzına. Kim göndermişti bunu? Keep the Faith. Adın ne Keep the Faith? Keep the Faith diye isim mi olur? Sana adınla seslenmek istiyorum. Çok hoş. Vay be. Nelerle karşılaşıyoruz. Tabii işte hem Avusturya'ya geçiyor, sonra İtalya'ya geçiyor, sonra New York'a geçiyor. O kadar çok. Ne kadar bak. Ah neler buldum aman yarabbi. Still, Spector 700'den fazla şarkı yaptığını ama çoğunu yazıya geçirmediğini söylemiş. Şarkı yazmak için hazırlanmadığını, şarkıların ona kendiliğinden geldiğini belirtmiştir. Spector'un şarkıları genelde otobiyografik değil, hayali karakterler ve senaryolar üzerindedir. Yuh! Ya bu benim en aşık olduğum tarz işte bu yani. Tamamen. Yani... Tamamen konsept albüm yapmak. Yani hiç olmayan şeyler üzerine. Şarkıları folk, punk, Yahudi müziği, Rus müziği, hip-hop, caz, klasik müzik içeriklidir. Yani Tori Amos ve Fiona Apple'ınkine vokal stili de Björk'ünkine benzemektedir. Vay! Spectrum genel olarak müziğine bir tarz yaratmaya çalışmaktansa her bir şarkısının kendi ayrı müzik tarzı olmasını sağlamaya çalıştığını söylemiştir. Respect. İnanılmaz. Regina Spektor. Bayıldım. Bayıldım. Söyle Özgüncüm. Yaren'miş hocam. Keep the Faith'in adı. Yaren'cim çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir şarkıcı keşfettik ve çok mutluyum. Yani bu kadar alternatif bir şey keşfedeceğimi hiç düşünmemiştim. Çok zevkli. Yani kendi müziğini o kadar iyi tanımlamış ki. O kadar iyi tanımlamış ki yani mükemmel ya. Harika. Sizler de tanımış olun. Regina Spektor. Kendisine buradan selam.
Peki.